Sevgili borsa severler, Almanya'dan herkese merhaba. Arkadaşlar, Kua Granit Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ bugün 18.58 yani borsamız kapandıktan sonra karpayı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı. Bildirimi açıyoruz arkadaşlar. Biraz ekranda büyütelim şöyle. Biraz daha büyütelim. Net görelim. Özet bilgi. Karpayından %100 oranında bedelsiz sermaye artırma. Nakit olarak karpayı ödenmeyecek. Sadece pay biçimde bir ödeme olacak arkadaşlar. Ama %100 ödeme olacak. Şöyle açalım isterseniz. Hemen şuradan bakalım. A grubu işlem görmüyor. B grubu 99 milyon Türk lirası pay biçimde dağıtacak karpayı. Pay biçimde dağıtılacak karpayı oranı ise %100 arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 144.455.696 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 176.395.622 TL net dönem karı bulunmakta olup şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere toplam 120 milyon TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının genel kurula teklifte bulunmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir saygılarımızla. Şu şekilde karpayı dağıtım tablosunu gösteriyorum size. Yavaş yavaş şuradan bakabilirsiniz. Evet. İniyorum aşağı. Karpayı oranları tablosu. Demiş olduğum gibi az önce A grubu işlem görmüyor. Sadece B grubu bizim borsamızda. 99 milyon Türk lirası toplam dağıtılan karpayı. Bedelsiz. Toplam dağıtılan kar payı net dağıtabilir dönem karı %72,99 arkadaşlar. 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı net 1. Yani bu ne demek arkadaşlar? Örnek veriyorum. Elinizde 1000 tane hisse varsa 1000 tane de bedelsiz olarak size hisse verecek arkadaşlar. Kua Granit. Ellerinde hissesi olan arkadaşlara hayırlı olsun. Yeni alacak olan arkadaşlara da hayırlı olsun. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın.